Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Kaweco markasına ait olan Kaweco Collection Çayan Dolma kaleminin incelemesini yapacağız. Web sitemize engkalem.com üzerinden Kaweco Collection Çayan Dolma kalemin uç seçeneklerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte Kaweco Collection serisi Çayan Dolma kalemin incelemesini yapalım. Kaweco Collection Çayan, yani şunları şöyle bir kenara çekelim. Kaweco Collection koleksiyonerlere özel, yani Kaweco markası koleksiyonerlere özel böyle çeşitli renkler çıkartıyor. Bu 2021 yılının son çeyreğinde çıkan bir renk. Ülkemize ancak geldi. Yaklaşık bir hafta olmuştur belki ülkemize geleli, belki bir iki hafta. Böyle bir dolma kalem. Rengi oldukça güzel. Çayan rengi, yani turkuaz mavi arası bir renk. Tabi daha da adlandırmak gerekirse hani farklı bir renk yapısına sahip. Yani tam mavi diyemem, tam turkuaz diyemem ama çayan. Yani çayan olarak geçen bir renk. Çok güzel bir renk olmuş. Kaweco biliyorsunuz böyle koleksiyonerlere özel ürettiği kalemlerde limitli olarak üretiyor ve bir seferlik üretiyor bunu ve tüm dünyaya dağıtıyorlar. Ülkemize de biraz geç geliyor. Bu konuda da artık tüm ne derler yapılanları yapıyorlar herhalde birazcık biraz geç geliyor. Yani yaklaşık bir 7-8 ay geç geliyor yeni ürünler. Kaweco Pearl çıktı mesela, o da gelecek ama büyük ihtimal yazın ortalarını bulacak. Öngörümüz bu yönde. Kanalımızda daha evvelden Kaweco'nun yine Collection serisi olan mesela Dark Olive'i incelemiştik. Dark Olive de aynı şekilde koleksiyonerlere özel olarak ürettiği, bu da 2021 yılında üretildi. Bu ilk çeyrek, bu son çeyrekte üretildi. Çok keyifli kalemler. İkisi de birbirinden güzel kalemler. Kanalımızda Collection Dark Olive'i incelemiştik. Bugün de Kaweco Collection'ın Çayan serisinin incelemesini yapacağız. Kalem bu şekilde bir karton kutuda gönderilecek. Normalde Kaweco kalemler böyle siyah bir karton kutuda gelirken böyle özel seriler ise bunun gibi özel bir ne derler karton tasarımında geliyor. Renk farkları var. Onun dışında herhangi bir fark yok. Kutunun açılımında sizi böyle bir poşet daha karşılayacak ve bu poşet üzerinde işte gerekli yine aynı kalemle alakalı bilgiler. Bazen etiket olmayabiliyor. Şöyle bir kalem. Kenarıya bırakalım. Kalem oldukça güzel bir kalem. Taşıması, yani yanınıza taşıması oldukça pratik. Kullanımı da oldukça kolay. Birkaç turda açılan bir kapağı var. 1,5-2 turda. Tam bir cep boyu kalemi. Daha evvelki videolarda bunlardan bahsetmiştik ama yine de ufak tefek değinmek istiyorum. Krom detaylarla geliyor bu kalem. Normalde şu, yani Dark Olive olan serisi altın kaplama detaylarla gelmişti ama bu krom detaylarla geldi. Tabi fiyat farkları aynı zaten, çok bir fark olmuyor ama ne derler Kaweco'nun hani birbirine renkleri yakıştırma babında düşündüğümüz zaman böyle bakınca mesela çayan rengine de herhalde böyle krom aksamlar giderdi diye düşündüler diye düşünüyoruz. Dark Olive mesela altın kaplama uçla geliyor. İşte tepe kısmında Kaweco logosu ve işte klipsi de aynı şekilde ona göre gelirken bunda krom detaylarla geliyor ve daha çok yakıştığını düşünüyorum. Mesela bu altın uç bunda olsaydı belki biraz daha çok sırıtabilirdi. Baktığımız zaman mesela iki kaleme böyle güzel düşünülmüş detaylar olmuş oluyor. Yani Dark Olive altın rengi daha çok yakışmışken çayana böyle krom daha detaylar yakışmış durumda. İki kalem de web sitemizde mevcut. Göz atabilirsiniz. Bu da Collection Dark Olive serisi. Bu az önce incelediğimizde gösterdiğimizde çayan serisi. Kalem 3 parçaya ayrılabiliyor. Gövdeyi böyle ikiye ayırabiliyorsunuz ve içerisinden bir kartuş çıkacak. Kartuş böyle bazen sıkışabiliyor. Böyle yaparsanız tık diye düşer. Hani kartuş normalde Kaweco Royal Blue bir adet kartuşla beraber geliyor. Vidalı bir şekilde ayırmak mümkün. Onun dışında kalemi böyle tek elle, yani ne derler, kapaksız elde de kullanabilenler vardır mutlaka ama large bir ele sahibim. Ama large, işte X large bir ele sahip olan bir kişi belki zorlanabilir yazarken.
Ama onu şu şekilde telafi edebiliyorsunuz. Kalemin kapağını arkasına taktığınız zaman rahatlıkla tam bir boy kalem halini alıyor ve yazmak oldukça keyifli bir hale geliyor. Yani daha ergonomik bir tasarımı size sunuyorlar. Zaten kalemin şuradaki yapılarında o ergonomikten de değinilmiş, bahsedilmiş ve de yapmış adamlar. Keyifli bir kalem. Tüm dünyada Kaweco kalemleri bu şekilde normalde böyle gönderiyorlar. Mesela bu da bir Kaweco Sport. Kanalımızda incelemiştik bunu da. Klasik spor serisi bu da. Normalde dünyanın diğer ülkelerinde bu ürünü almış olsaydınız kalem size böyle gönderilecekti. İşte böyle bir kutuda gelecekti. Yine aynı böyle. Ama klipsi olmayacaktı. Yani tabii collection alırsanız tabii kutu böyle gelecek. Yanlışlık olmasın. Ama klipsle gelmeyecekti. Ama ülkemizde tüm Kaweco kalemleri özellikle spor serilerinde klipsle beraber gönderiliyor. Bu da güzel bir şey bizim için. Baktığımız zaman klipsi ayrı bir güzel oluyor. Tercih sizin. Dilerseniz klipsi şuradan çekerek çıkartabilirsiniz. Böyle de bir şeyi mümkün. Kalemin yazımı, elde duruşu, taşınması, pratikliği, temizlemesi, bakımı oldukça kolay. Ucunu çıkartmak için buradan bir para bandıyla yapıştırıp çekip sonrasında damağı çıkartıp temizleyebilirsiniz. Bunun damakları vidalı değil ama üst düzey kalemlerde mesela Kaweco Student bunu vidasını yani şuradaki ucu böyle çevirerek çıkartıyoruz damakla beraber. Sonrasında yine ucu çıkarmak için yine bu şekilde dikey yönde çekmek gerekiyor. Böyle şeyler. Kalemimiz bu. Yaklaşık 10-11 gram bir ağırlığa sahip bir kalem. Şöyle baktığımız zaman şöyle yakından baktığımız zaman da güzel duruyor yani kalem keyifli. Şu da mesela demiştik ya bu da Collection'ın diğer serisi. Şunu şöyle koyalım. Bir tane de Dark Olive koyalım şuraya. Yani Kaweco koleksiyonerlere özel böyle kalemler üretiyor ve bilmiyoruz tabii ne kadar adet üretiliyor ama yaklaşık 2000 civarı ya da 3000 bilmiyorum. O civarı adetle bunları sınırlandırıyor ve tüm dünyaya dağıtıyor. Bu şekilde bir şeyi var. Bu kalem mesela ne uçmuş? Bu medium uç gözüküyor. Yani tüm bu seçenekleri web sitemizde mevcut. Göz atabilirsiniz. Bu mesela F'miş. Şöyle koyalım onu da. Durmuş olsun kalemlerde. İncelemiş olduk. Şunu da bir tane daha açalım. Kapalı koyalım. Yani iki kalem de güzel. Renkleri artık hangi renk size daha çok yakın geliyorsa tercih edebilirsiniz. Web sitemizden de zaman zaman kampanyalar oluyor. Takip ederseniz avantajlı fiyatlardan elde etmeniz mümkün kalemi. Şöyle yapalım. Hem görsellik oluşsun hem de bir şey oluşsun. Şöyle yakından gösterdik mi bilmiyorum ama kalem böyle bir yapıya sahip. Kapak tasarımı sekizgen, silindirik bir gövdesi var. Yaklaşık 11 gram bir ağırlığa sahip. Yazması da güzel bir kalem. Benim daha evvelden kullandığım ve hala da kullanmakta devam ettiğim, uzun süredir de içerisinde mürekkep olmasına rağmen kuruma yapmayan bir kalem. Keyifli bir kalem gerçekten. Kalemlere biraz ilginiz varsa Kaweco kalemleri seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi yazalım. ENG kalem. Kaweco Collection Çayan Dolma Kalem Extra Fine Fine Medium B BB tüm üç seçeneklerini web sitemizden edinebilirsiniz. Keyifli bir kalem bu Kaweco markası. Yazımı güzel. Böyle bir yazımı var. Perke öyle de yazalım. Yani Kaweco'nun tüm uçları güzel oluyor. Ve kalemler, yani Kaweco kalemleri ömür boyu garantili. Yani fiziksel hasar, sizden kaynaklı olmayan bir hasarda kaleminize ne derler? Çözüm bulabilirsiniz. Yani bu konuda Kaweco bunu vaat ediyor. Şimdi bir de Perke öyle yazalım. Perkeo, Kaweco Perkeo. Bunda da uzun zamandır
mürekkep vardı içerisinde. Yani gayet güzel yazıyor. O kadar çok kalem var ki yani hangi birini yazacağız, hangi birine fırsat bulacağız. Zaman yetmiyor artık. Uzun süredir mürekkeple kalıyor. Ama dediğim gibi yazım keyfi oldukça güzel. Bu da Student serisi. Kaweco Student. Bu F uçmuş. F uç. Şöyle yazalım. Kaweco Student F uç. Yani F uçla M uç arasında çok az bir fark var. Tabii ki bu kaleminizin ne derler, uç yapısıyla da tabii değişken bir durum ama genel olarak çok bir fark olmuyor. Bu da sport diyelim. Bu M uç. Yani şöyle bakınca aslında bu biraz da bir daha koyu yazıyor M uç. Onun dışında şöyle genel olarak bakınca çok az bir fark var. Bunu 0.5 kalem gibi, bunu da 0.7 kalem gibi düşünebilirsiniz. Yani referans almak adına. Böyle bir kıyas yapmak mümkün. Kalemi dilerseniz içerisinden çıkan kartuşla ya da böyle bir mini piston var. Web sitemizde mevcut. Yani web sitemizden göz atabilirsiniz. Mini pistonla kullanabilirsiniz. Mini pistonlar Kaweco Sport kalemlerle uyumlu. Herhangi bir sorun yok. Kullanılabilir. Mini pistonu bunlarla da kullanabilirsiniz. Mesela bundaki piston uzun standart piston. Kaweco'nun pistonu. Bunlar da web sitemizde mevcut. Göz atabilirsiniz. Söylemek istediklerim bu kadar. Kaweco Chayan koleksiyonerlere özel üretmiş olduğu Chayan serisi dolma kalem. Şöyle hem videoda kalemi göstermek istedim hem de böyle birkaç bir şeyden de söz etmek istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Hani web sitemizde sunulan, yani satışa sunulan ürünleri böyle göstererek faydalı bir içerik üretmeye gayret ediyoruz. Onun dışında zaten kanalımızda Kaweco ile ilgili çok fazla video var. Hani çok da aynı şeyleri sürekli söyleyemiyorum. Bazen aklıma da gelmiyor. Ama diğer videolarda göz atarsanız bilgilendirmeleri yapmaya gayret ediyoruz. Böyle bir kalem. Keyifli bir kalem. Umarım beğenirsiniz. Sizler de. Şöyle. Bunu da şöyle kenara çekelim. Şunlardan şöyle serpiştirelim birazcık. Belki şey olur şöyle. Web sitemizden dediğim gibi göz atabilirsiniz. Kaweco marka ürünlere. Mini piston ve diğer kartuş işte mürekkep çeşitlerine bakabilirsiniz. Şunu da şöyle araya koyalım. Farkı görün. Bu Kaweco Collection Dark Olive. Diğeri şey. Hatta şunu da koyalım. Kaweco Skyline Fox. Yani bunlar aynı serinin kalemleri. Şöyle bakınca gerçekten güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.